Efendim, Samsun'da acilde görevli doktor hasta yakınlarının saldırısına uğradı. Burnu kırılan doktor tedaviye, iki hasta yakını ise gözaltına alındı. Hasta yakını babası ve onun kardeşi tarafından saldırıya uğradım. Sağlıkta şiddetin adresi bu kez Samsun'du. Baba yaralı çocuğuyla ilgilenen acil doktoruna saldırdı. Samsun'da özel bir hastanede çalışan doktor Ahmet Kurt acil serviste görevliydi. Hasta yakınlarının iki kez saldırısına uğradı. Yumruklu ikinci saldırıda burnu kırıldı. 2 yaşındaki çocuk evde salıncaktan düşerek yaralanmıştı. Ailesi çocuğu acile götürdü. Görevli doktor tomografiye yönlendirdi. Muayene odasında sonuçların gelmesini bekliyordu. Tomografiden geldikten sonra bir 10 dakika kadar filmlerin ekrana düşmesi sürüyor. Bu ara bilgisayarın başına oturdum. Gelir gelmez bakabilmek için ara ara tıklıyordum. Baba kızıma niye bakmıyorsun diye geldi. Anne geldi. İkisine de anlattım, izah ettim. Filmlere bakacağım, netleşeceğiz diye. Baba sabırsızdı. İddiaya göre neden kızıma bakmıyorsun diyerek kardeşiyle birlikte doktora saldırdı. İlk saldırı işte bu odada yaşandı. Doktor bilgisayarın başında tomografi sonuçlarına bakıyordu. İddiaya göre çocuğun babası yanında kardeşiyle odaya girdi. Sonrasında muayene odası savaş alanına döndü. Çocuğun ilk filmi düştü. Bakmaya fırsat kalmadı. Baba ve erkek kardeşi odada saldırdı. Doktoru hasta yakınlarının elinden güvenlikçiler kurtardı. Ortalık polisin gelmesiyle bir süre sakinleşti. Çocuğun da durumunu düşünerek geri indim aşağıya. Muayene odasında bilgisayarlar yoktu, dağılmıştı. Gözlem odasında bilgisayarlarda tomografilerin hepsine baktım. Beyin kanaması teşhisiyle çocuğun üniversite hastanesine sevkine karar verdi. Çocuğu sevk ederken kırmızı alanda baba yan tarafımda duruyordu. Çocuğu sedyeye koyarken nakil sedyesine bir yumruk da bir saldırı daha yaptı. O ara işte gözüm karardı, yere düştüm, kafamı vurdum. Burnu kırılan doktor tedaviye, hastanın babası ve amcası da gözaltına alındı.